Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim Dünyalar Dağınığı dolabımı beraber düzenleyeceğiz. Aslında biz Fadime ile düzenleyeceğiz. Siz de buna şahit olacaksınız. Dolap gerçekten tam olarak kendisi gibi. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani dağınık bir insanım ama o dağınıklığın içinde bir düzenim de var. Aradığım her şeyi orada bulabiliyorum. Onu tanınmaz hale getireceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Ama anksiyetesi falan olanlar izlemesin. Obsesifler kesinlikle bakmasın. Kafayı yiyebilirler. Bu ben böyle bir insanım. Başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Dolap bu. Zaten çoktan bir insan olduğumu herkes biliyor. Şimdi buna çok şaşıracaklarını sanmıyorum. Şimdi biz bunları tek tek aşağıya dökeceğiz hepsini. Sonra da toplamaya başlayacağız. Buraya yığdığımız için biraz pişmanım sanki. Ben de pişmanım. Askılardan niye çıkardık ki onu? Bu salak fikri ben verdim. Böyle bir şey yapmamamız gerekiyordu. Şimdi tek tekliğini takacağız. Bunu en son geçen yaz ayıklatmamıştı bana. Geçen yaz giydin mi bunu? Giymedim. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunu bu sene atman gerekiyor yani. Bir yıldan, iki yıldan fazla giymediğin şey. Peki, ondan önceki yazda giymedin. Bir de böyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Hilal'e hiçbir şey attıramıyoruz. Bildiğimiz çöpçü. Ama ben bunlara para verdim. Atmak istemiyorum. Çöktür şimdi kendinizi. Şu üstümde göstermek istiyorum. Ben bunu çok daha yeni taze anneyken şey yapmıştım. Bu nasıl bağlanıyordu? Şuralardan bağlanıyordu iki yandan. Mankenin üstünü de çok beğenmiştim. Hatta ben bunu Sena Sever'in üstünde görmüştüm. Başa Zara'ya gönderip aldırmıştım diye. Sena da çok güzel duruyordu. Bende niye durmadı? Bakayım. Ne yapabiliriz? O zaman buna bir şekil düşünüp bunu bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Atabilirsin. Valla şekil düşünüyorum. Bir şey düşünülemez mi? Bir şey, bir değişiklik. Ne bileyim şuradan kessem. 100 tane kıyafetim var. Ona ihtiyacın yok. Bunu bir kere giydim. Bir kere ve ben buna 120 lira para verdim 2 sene önce. Şurada da bir delik olmuş. Ben bunu şuralardan kessem tişört olarak giyemez miyim? Giymez miyim? Giymezsin Hilal. Çünkü sen eminim bu yaz yine bir dünya şey alacaksın. Yo. Alacak mıyım? Almayacağım. Belki ben de bir gün minimalist bir insan olurum. Aslında zaman zaman bunu çok istiyorum ama başarabildiğimiz bir şey. Şaka. Gerçekten istiyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Ama sana yardımcı olmaya çalışıyorum öyle olman için. Ona da müsaade etmiyorsun ki. Fadime ne yapar biliyor musunuz? Alır, bir iki kere giyer, ondan sonra onu çıkarıp yani atmıyor, çöpe atmıyor ama yani ziyan oluyor aldığı şey. Çünkü daha sonra giymek istemiyorum. Sivitlerin en sevdiklerim bunlar mesela. Neden aynı şey? Şimdi yazlıkları bir tarafa, kışlıkları bir tarafa asmanız lazım. Bir kısmını da çıkarınca orası hafifleyecek. Yani şurası. Hafifleyecek dedi. Hafifleyecek. Ne giyiyorum? Geçen giymiştim, kaç kişi mesaj attı onu nereden aldınız diye. Biliyor musun? O kaç kişi? Senede bir kere giydim onu. Ama çok severek kaç kişi mesaj attığı için ya da kaç kişi sorduğu için onları dolabında tutmak zorunda mısın? Ama ben de seviyorum. Onlar da sevdi yani. Güzel bir şey olduğundan dolayı. Sen sevmedin mi? Bu tarafa. Bayağıdır var eski diye bende. Evet, eskidiği zaman hemen Fadime onları veriyor. Eskimesi de yani fiziksel bir eskilik değil. Dolabımda zaman geçirdi. Sana ayırdığımız vaktin sonuna geldik. Artık sen git. Aslında o da güzel bir şey. Hani hem birilerine faydası dokunuyor.
aldığın şeyleri. Ben yani hem sen yeni şeyler alabilmek için kendine bahane üretebiliyorsun. Bakıyorsun dolaba, giyecek hiçbir şeyim yok. Hemen gidip kendime yeni bir şeyler alayım. O yüzden ben giyecek hiçbir şeyim yok deyince bana çok kızıyorlar. Yok, yok değil çünkü. Bu arada var olduğunu biliyoruz ama verdiğin için tabii verdiğini bilemiyor insan. Sana ödünç verebilirim. Sana ödünç verdiğini unutup üstümde görünce, ooo sende miydi? O sende miydi, evet. Mesela Opal Ambier üst Fadime'de gördüm. Story atmış kahvaltı yaparken. O sende miydi diye çıldırdım çünkü evin altını üstüne getirmiştim onu yapmak için. Bulamadım. Atmış da olamam çünkü onu asla atmam biliyorum yani. Asarken hepsinin yakasının aynı tarafa bakması gerekir mi? Yani benim için gerekir. Ama senin için gerekir. Benim için gerekmez. Düzelteyim olmazsa tersinden asmayayım. Ben genelde tersinden de asarım giyeceğim zaman çünkü çıkarıp ütülüyorum. Benim ütü yapma alışkanlığım yok kesinlikle. Niye kadar sadece bir tane şey mi çıkardık? Bak çok güzelmiş. Ben değilim. En sevdiğim tulumlarımdan. Çok orijinal geliyor. Ona kemer de örmüştüm. Kağıtlıktan kemer örmüştüm. Bitmiyor bunlar. Sen atman bir şeyler atıl çok olanların hepsini atmışım. Şu an bakıyorum şöyle yere, atabileceğim hiçbir şey göremiyorum. Atamam, para verdim. Para vermiş olmam çok önemli. Bak bunlar eski. Eski değil ha. Eski. Eski değil, geçen sene aldım. Geçen sene bile değil. O zaman çok yıpranmış. Yıpranmış. Ben onu çok seviyorum, daha giyemedim onu. Tülenmiş. Hani? Bak. O kadar tülenebilir. Ben tülenmelerden rahatsız olmuyorum. Bunlar... alt olarak almama gerek yok ama alt olarak yazdık bir şeylere ihtiyacım var. Başak onu alacak da bana fotoğraf gönderdi çok güzel şeyler var diye. Orada gördüm ve sonra ben koşarak gittim ondan önce aldım kaza. Böyle şeyleri çok yapıyorum. Ve en beğendiğim kaza. Bak bu mesela. Giymiyorum. Ne kadar heyecanlıydık. Hatırlıyor musun diktiğimizi? Evet. Haklarımızı giymiştik ama. Evet. Ama ne kadar çabuk geçiyor. Bu en sevdiğim tulumlarımdan. Ama bunun altına giyecek. Bunu ben giyiyordum. Aldın bunu benden. Evet. Bir kere bile takmadım üstüne koyuşamadım. Tamam al kanka. Al ama sen de birine verme. Birine kime veriyorum ya? Ben giymeyeceğim daha bunu. Ben bunu çok giydim. İşte o zaman onu kızlara gönderelim. Evet, başkası. Bu hırkan da seninle ilk tanıştığımızdan beri var. Para verdim. O zaman hiç param yoktu biliyor musun? Çok zor şartlarda almıştım. Ne kadar kaliteliymiş, mango olmuş. Mango olduğu için de atamıyorum artık. 10 seneliği var o hırkanın yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Bunu da çok severek almıştım. Bunu giyerim yazın. Çok güzel oluyor. Zara'dan bunlardan indirimdeyken ama yakalayıp alın. Böyle o kadar efil efil bir şey ki. Ben bunun siyahını görmüştüm. Bana aldırmamıştın. Ona o kadar para vermeye gerek yok. Her İndirimden aldım. Şey. Kaç paraydı seninle baktığımızda? Kaç 150 paraydı? Liraydı. Şu anda gene 200 lira falan olmuştur. Ben bunu 30 liraya aldım indirimden. Hayır madem o kadar ucuz şeyler görüyorsun neden bana söylüyorsun? Yani ben Zara'nı almıyorsun. Bak şimdi Zara'nı ne kadar beğendiğimi biliyorsun. Yoktu siyahı yani. Siyahı yoktu. Bunun da içi gözüküyordu. Sen tercih etmezsin diye düşündüm. Zara'nın indirimi olduğunda sabah gidip sırada bekleyen insanım ben. Ve bunu storylere atıyorum. İşte o zaman da param olmuyor diyor ya. Param olsa hevesim olmuyor. Hevesim olsa param olmuyor. Gerçekten öyle. Evet. Param varken de hiçbir şey beğenemiyorum. Şimdi az çok şey tarihini, indirim tarihlerini takip edebiliyorum. Para biriktiriyorum bunun için. İndirimde bir şeyler alabilmek için. Ama çoğu zaman indirimden bir şey bulamıyorum. Hep indirim için giriyorum. İndirimli bölümlere bakmıyorum. Yeni sezon gözümü evet. Alıyor. Onlara hevesim kaçıyor. Evet şu anda
kozmetiklere, takılara, tokalara geçtik. Onları da indirdik oradan. Yalnız çok iyi oldu. Gerçekten tanınmaz halde şu an dolabım. Size biraz bir şeylerden de bahsedebilirim. Benim daha önce bitirdiğim bu saç güzelleştirici krem. Burada yenisi var. Eskisi de arkada kalmış. Bunu zaten sürekli anlatıyorum. Sürekli alın diye bahsediyorum. Gerçekten aşırı derecede yumuşatıyor saçları. Bunu atalım. Bunu beğenmedim. Bu da Gliss'in böyle gül suyu neyi varmış? Gül suyu ve kök hücre kompleksi. Hiç de güzel değil. Ama para verdim, atamıyor. Şu da pek bir işe yaramadı açıkçası. Bu da John Frieda'nın Dream Curls. Bu dalgalı saçlar için saç şekillendiricisi. Bunu da kullanmıyorum ama ona da çok para verdim. Şurada bir şey vardı. Bir krem vardı, daha büyük kutuluydu. Selinik giderici krem. Onu çok beğendim. Onu düzenli kullansam aslında çok faydasını görebilirim. Ondan da bahsetmem lazım. Şimdi ojelerimi şunun içerisine dolduracağım. O kadar çok oje almışım ki. Aynı renkten birkaç tane kullanmak bile var. Nerede kullanmıştın? Bunu bir yerde kullanmadım. Evde oynamak için. Şu Remove ağda kalemi yüz bölgesi için. Kuaföre gidemediğimiz dönemde bıyığımı almak için almıştım. Buna da 30 lira para verdim. Ama 2-3 kere falan ancak kullanılır. Yani tanesi tek alımın 10 liraya falan gelir. Bence çok pahalı. Ama alıyor mu, iş görüyor mu? Görüyor. Tavsiye ederim o bağlamda ama biraz pahalı. Ucuza BİM'e gelmişti 12 liraya. O zaman almamıştım. Pişman olmuştum sonra. Şu da yine bitenlerden. L'Oreal'in nem terapisi, aloe vera suyu. Bu da gerçekten çok güzel. Birkaç damla kalmış dibinde kullanacağım. Deniz bunu kapağını kırdığı için şu an böyle kullanmak zorunda. Bunu böyle koyuyoruz ama eminim bir hafta sonra geldiğinde bunlar aynı yerinde olmayacak. Buradan bir sürü aldı zaten. Şuraya bak. 2, 4, 6, 7 tane hafıza kartı var burada. 8. Aslında daha var. Tam evden bir tane bile bulamam. Ne kadar var? 8, 9. Bir tane daha olsun lütfen. Bir tane de flash bellek 10. Bir ara senin gibi şeyleri biriktiriyordum. Aldığım şeylerin böyle etiketlerini. Biliyor musun onlar hala duruyor. Ama bir yerden sonra canım sıkmaya başladı çünkü... Bence takıları da şu dolayısıyla birleştirelim. Bir şey anlatayım. Dünyadaki bütün hafıza kartlar yine doğrudur. Bu da BMW rozeti. Bir gün BMW'm olacak ve ben bunu takacağım kendime. Bunu da gezeceğim burada. Burada Başak'ın bana sevgililer gününde verdiği bir kart var. Rabbim nice 14 Şubatlar nasip etsin. Amin. Kaç senesiymiş lütfen onu yazmış olun ya. Senesi yazmıyor. O 3 senesi var rahat. Hamileydim sanırım. Bugün bana verdiğinde. Bu da Fadime'nin doğum gününde bana yazdığı mektup. Aşk mektubu. Kalbi var üstünde. Kaç sene oldu ama? Senin de sene yazman lazımdı. Ama bu daha fazla. Biraz 6 senesi diyor. Vardır bunun. Mektubun mu? Evet. Senesi yok. Niye yazmamışım ya? Okuyayım mı? Okuma. Hayır çok eser. Sadece ilk cümlesini okuyacağım. Tamam. Benim kırılgan, alıngan meleğim. Melek miyim gerçekten? Öylesin. Yani o zamanlar çok öyleydi. Şimdi o kadar masum musun bilmiyorum. Ben böyle değerli şeylerimi sakladığım bir kutum var burada. Hangisinin? Zeynep'inki. Zeynep'in doğum kartı. Ve Zeynep'in ilk ayakkabıları. O da süperstar. Havası almıştım. Burada benim lise şeyim var. Kravatım. Ve nişanlıyken Yüksel'in bana gelirken otobüs biletlerinin şeyini onları saklamıştım. Mutlu ilk sinema biletiniz falan duruyor. Evet ilk sinema biletimiz de duruyor. İlk filmimiz ne biliyor musun? Recep İvedik. Benimki Sen Kimsin var ya. Şey neydi adamın şey? Unuttum. Tolga Çevik. Evet Tolga Çevik'in Sen Kimsin filmi.
ben Cansu'yla her buluştuğumuzda onun bir rujunu çalardım çantasından. Bir sürü ruj var Cansu'dan mantalı. Gebelik testim falan var. Ve yükselip gittiğimiz yerlerin ıslak mendilleri. Islak mendil saklarım bir de ben. Dağıtmışım işte. Senin bir ultrason görüntüsü falan. Deniz daha buraya erişememiş. Ayrıca kendi saçımı saklıyorum. Şey diye düşünüyorum. Şimdi birinin saçını alıp saklayamazsın. Ben aniden ölürsem benim saklanmış saçımı bulup daha sonra buna bakarsınız diye düşündüm. Sizi düşünerek böyle bir şey saklıyorum. Ama çocukların yapabilir yani. Güzel bir şey. Küçük ilali buldum size. O kadar çok elim toz ve pislik oldu ki. Şuna netler misin lütfen kamera? Evet ona. Ne kadar masum. İlkokuldayım burada. 8. sınıftayım. Bir hüzün var. Ya saçın kısa olsa aynı oğlan gibi ya. Öyle fotoğraflarım da var. Oğlan gibisin. Ama çok değişmemiş. Benzer yani. Çok değişmemiş. Yok yüzün aynı bence. O zaman şu anda da oğlan çocuğu gibiyim. Hayır. Oğlan gibiyim. Çocuğu değil. Oğlan çocuğu değil. Şimdi yüzün otur. Biz yaptık. Biz başardık. Hadi aç. Ben bunu tek başıma yapamazdım. Yapardım şöyle. Ama atamazdım. Neyi atamazdım? Hiçbir şey. Ha, evet atamazdım. Attıklarım şurada. İki koca çöp poşeti doldu. Sağ taraf kışlıklar, solda baharlık ve yazlıklar var. Ya benim aslında sanırım bir şifonyere ihtiyacım var. Bu kozmetiklerim falan burada duruyorlar. Yapacak bir şey yok. Şu katlananlar ve aşağıya da şöyle şunları koyduk. Düzenli oldu. Neden bu kadar parladı? Bir hafta. Bir hafta mı? O zaman haftaya story atayım. Bakalım hala olur. Aynı mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi. Unutmayın. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Bu beni motive eder.